Merhabalar arkadaşlar, İnoların Ağaç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek çalıştım. Umarım sizler de yapar dener, siparişlerinizi alırsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. Dört katlısı Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim böyle arkadaşlar. Önce zürafamızı şu şekilde yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızı kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Arayolum da böyle olacak. Şurayı da çiçeğimizi yapmak için bıraktım. Önce arayolumu yapalım, sonra çiçeğimizin yaprak kısmını yapacağız. Bir tane zürafamı şöyle yapıyoruz. İçine geri ipimi alıyorum. Hemen bu geriye aldığım yere, şuraya kiprik yapacağız. Ufak şöyle küçük kiprimizi yapalım. Hemen yandaki zürafama inelim. Şöyle ipimizin ayarını yaparak bu şekilde bir tane daha zürafamı yapıyorum. Tekrardan ipimi böyle alıyoruz. Buraya yine kiprik yapıyorum. Arayolumuzu bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Şu yeşil rengimle de hemen oraya da göstereyim. Böyle ufak pıtırcıklar yapacağım. Hepsini aynı renk, yeşil rengimle yapacağız. Böyle biraz çayır havasını katsın diye. Çimen. Şöyle. Böyle pıtırcıklar atacağız buraya da. Arayalım bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz daha ilerleteyim. Tekrardan geleyim. Arayalım bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen çiçeğimizin taban kısmıyla başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. zürafama ipimi sabitleyeceğim. Buraya 3 tane zürafa yapalım. İpimi ilk yaptığım zürafamın içine şöyle alıyorum. Bir tane zürafa yapıp buradan artırma yapacağım. Hemen bir tane artırmamı yaptım. Bu şekilde bir sıramı yaptım arkadaşlar. Yine aynı artırma yaparak bir sıra daha gideceğiz aynı bu şekilde. Hemen ipimi tekrardan geriye alıyorum. Bu ortadan yine bir sıra daha artırma yapacağım. İpimi tekrardan geri alıyorum. Şimdi yanlardan artırım yaparak 5 tane zürafamız olacak burada. Bir tane yandan zürafa arttırdım.
Ortadan artırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de yandan, 5 tane zürafam oldu burada. İpimi tekrardan geri şöyle atıyorum. Bu ipimizi geriye atarken çok sıkı olmasın arkadaşlar. Birazcık bol bırakalım. Buraya hemen bir tane sinek kanadı yapacağım. Bir tane kipriğimizi yapıyorum. Üzerine alıyorum. Buraya iniyoruz tekrardan. Zürafamın içine. Şu arkadaki ipimi alayım. Tam kesemedik. Evet. Şimdi yanındaki zürafama şöyle geçiyorum arkadaşlar. Buradaki zürafama da bir tık büyük yapacağız. Sinek kanadımızı buraya 3 tane aynı boyda sinek kanadı olacak. Yandakiler küçük, 3 tanesi de büyük olacak arkadaşlar. Bu büyük olanların üzerine çiçek yapacağız. Şöyle ayarını yapıp ipimi çekiyorum. Hemen yanındaki zürafama geliyorum. Aynı boyutta buraya da yapıyoruz. Aynı boyutta bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Burada bir tane zürafam kaldı. Hemen oraya da ilk yaptığım sinek kanadımdan yapacağım. Küçük. Evet, bu ipimi kesiyorum arkadaşlar.
Çiçeğimin dalı bu şekilde olacak. Şimdi buna yeşil rengimle, hemen şu yeşil rengimle şu sinek kanadımın üstüne yaprak yapacağım arkadaşlar. Hemen buraya tutturalım bunu. Bir tane kiprim yaptım, üzerine alıyorum. Tekrardan çift düğümle bu yaprağımızı böyle bitiriyorum arkadaşlar. Böyle en kolayından yaprak yaptım buraya. Aynı bu yapraktan şu sinek kanadımızın üzerine de yapacağım. Şimdi şuradan bu yeşil rengimle şu zürafamın ilk başta yaptığım zürafamın ortadakine battım. Şuraya geçeceğim arkadaşlar. Buraya ufak bir damar oluşturacağım. Bu sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı yapıyorum. Buraya bu şekilde damar yapacağız. Hemen şöyle arkasını da çevirelim. Bunu yukarı doğru alalım. Şöyle hepsini buradan toparlayalım. Evet arkadaşlar, buraya bu şekilde damarımızı yapacağız. Ben hemen şu yaprağımı da yapayım. Tekrardan geleyim. Evet, yaprağım bu şekilde olacak arkadaşlar. Şuralarını da sarı rengimle tohumlar yaptım. Hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Şimdi bu pembe rengimle şu tohumumuzun dibine tutturuyorum. Bu şekilde tutturdum. Hemen bu tohumumuzu şöyle içine alacağım. Buraya yuva oluşturacağım arkadaşlar. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Hemen geri dönüyorum. Üzerinden bir kere daha geçiyorum. Tekrardan döndüm geri. Buraya bir tane boş şöyle sıkı dibine getireceğim. Boş batacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane kiprik yapalım önce. Şu boyutta. Dördüncü kipriğimi de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir uygulama yapacağım. Dördüncü kipriğimi de yaptım. Üzerine ipimi şöyle alıyorum. Şöyle
üzerine aldım ipimi. Bakın. Şu üzerine aldığım yere, şuraya arkadaşlar. Buraya da 4 tane kibrit çalışacağız. Şu boyutta. Geriye aldığım ipin üzerine, içine yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Burasını bu şekilde yaptım. Şimdi ipimi aşağıya geri alıyorum. Buraya 3 tane daha kibrit yapacağız. Evet, bu şekilde çiçeğimizi yapmış oldum arkadaşlar. Çiçeğim böyle olacak. Şu ortadakini mor renk yapacağım. Yine şuradakini aynı renk yapacağım. Evet. Modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Şöyle bitmiş haliyle tekrardan geleyim. Güzelliğimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çok şık, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir modelim oldu. Ben severek çalıştım. Umarım sizler de yapar, dener, siparişlerinizi alırsınız bu güzelliğimle. Şöyle duruşuna da bakalım. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.